Tabii ki bir genel soruyla başlamak istiyorum. O da şu, Faruk seninle başlamak Olur. istiyorum. Genel soru e, demişken, Olur. ya şimdi seçim süreçlerinde hep bir e, ne konuşuruz? İşte partilerin kampanyalarını konuşuruz ya da ittifakların kampanyalarını konuşuruz. Benim e, merak ettiğim bu seçim sürecinde sence e, öne çıkan e, kampanyalar mı olacak, adayların kendilimi mi olacak... Yoksa şöyle mi dersin? Ya Hülya asıl kampanya ittifak mı zaten kendisi. O evet. denklemin zaten kendisi mi dersin? Bir kere adaylar konusu, Herkese iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Ankara'ya sevgili Nasuhi Güngör'e, ondan sonra Murat Bey'e, sonra Doğan Hoca'ya herkese iyi akşamlar diyelim. Zaten Hasan bey burada epey yani, e, iyi parti ile iyi parti ile ilgili bey tabi evet. ciddi ciddi merak ettiklerimiz var Kesinlikle onları öyle. konuşmamız Herkesin lazım. Kamuoyunun, her, her, Çünkü herkes. iyi partide gelenler gidenler hatta gelmeyenler gidenler ama iyi parti bir şekilde ortaya bir kimlik koyacak bunu konuşacağız. Fakat hatta çok yakın olanlar gidenler giderken <laughs> de yani şaşırdık gerçekten. Yani bayağı öyle şeyler, şeyler söyleyerek değil. gidiyorlar. Aynen öyle. Yani o önemli. Evet. Şimdi e, söylediğin şey çok doğru. Hı hı. Yani bireyler bazında mı bir kampanya? Bireylerin öne çıktığı bir kampanya mı hı hı. olacak? Yoksa partilerin yoksa ittifakın kendisi başlı başına bir kampanya, bir kampanya mı markası, zaten? Mı? markası mı? Bir, bir, e, bir e, zaten tablo mu, vitrin mi? E, bence isimler çok öne çıkacak. Neden isimler öne çıkacak? Çünkü e, İstanbul'u merkez alırsak hı hı. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki mevcut belediye başkanı İmamoğlu Sayın İmamoğlu geride bıraktığı 3,5 4 dört yılda 4 4,5 yıla yakın bir süredir epey ciddi e, bir kargaş tartışmaya sebep oldu. Yani hı. tartışılan bir isim. Tartışma bazen siyasetçiye e, zarar yazmaz. Kar da yazar, olumlu da yazar. Hı hı. Yani Ekrem İmamoğlu bu 4 dört yılda 4,5 dört yılda iyisiyle kötüsüyle bir markaya dönüştü. Hmm. Bir kere bunu buraya koyalım. Aslında değil mi? altın da bir isimdi yani sonuçta. Cumhurbaşkanı adayı olarak konuştuk. adı adı ee... tartışıldı değil mi? Yani Tabii. ne kadar süre? Peki. AK Parti 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettiği son yerel seçimi geri almak için çok mu iştahlı? O kadar iştahlı ki içeriden inanılmaz tartışma sesleri geliyor. Çok. Ama inanılmaz tartışma sesleri geliyor. Yani öyle böyle değil isimler üzerinde tartışılıyor. planlar, programlar, projeler üzerinde tartışılıyor. Bu son şansımız. İstanbul'u ya aldık ya da hani bizim için bir rüya, bizim için bir, bir kilit, efsane sona erecek deniyor. Kilit kelimeyi sen söyledin. Çok tartışılıyor. Çok fazla tartışılıyor. tartışılıyor. İçeride inanılmaz bir tartışma Hı. var. Şimdi isimler konusunda kamuoyuna yansıyan isimleri hem içeriden de duyuyoruz, dışarıdan da duyuyoruz. Yani Sayın Murat Kurum'un ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şey, Yerlikaya. ve Tevfik Göksun'un isimleri epey ciddi tartışılıyor. Tartıştı. Şimdi bu bunların dışında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir ismi çıkartabilir. Hı hı. Yani parti içindeki o temayül yoklamaları, kontroller, denetlemeler, halkı, üyeleri, seçmeni dinleyerek varılacak bir başka isim bunların hepsi AK Parti için mümkündür. Evet. Ama özet olarak AK Parti adına söylenecek şey şu. Şu seçime özellikle İstanbul, bak Ankara ile ilgili bu kadar iddialı cümle kurmuyorum. İstanbul'u AK Parti geride bıraktığımız parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemsiyor. önemsiyor. Ama İstanbul diyorum bak tırnak içinde İstanbul. Mesela Ankara ile ilgili bu kadar üst düzey bir tartışma var mı? Hayır yok. Ama İstanbul'la ilgili bu tartışma devam ediyor. Peki bu süreçte isimler, bu saydığın isimler... İstanbul bir gösterge diyorsun değil mi? Yani Türkiye açısından bakıldığında da bir gösterge. Çok şey. önemli yani Türkiye açısından bakma, Türkiye gibi bak. Neden? 20 milyon yaklaşık insan yaşıyor. Her şehrin çok ciddi bir lobisi var. Ve İstanbul'da e, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın oyları düşüktü. Millet İttifakı'nın oyu daha fazlaydı. Hı hı. Bunu İmamoğlu bir avantaja çevirmek istiyor. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi bir avantaja çevirmek hı hı. istiyor. Burada en büyük mesele biraz sonra Hasan Bey az önce dediğim gibi konuşacağız, tartışacağız. İyi Parti çünkü muhalefetin bir ittifakı olacak mı, olmayacak mı? Tabii. Burada mesele HEDEP İstanbul için. HEDEP ve İyi Parti şimdi bu denklem içerisinde tıpkı altılı masa sürecinde olduğu gibi İstanbul'da nasıl bir planlama yapılacak, ne olacak, ne bitecek onu göreceğiz. Ama az önce söylediğin şeye tekrar vurgu yaparak toparlamış olayım. İsimler niye önemli? Bak bu süreçte hükümet özellikle ekonomi başlığı altında seçimden bu yana daha önce yaptığı her şeyin tam olarak aksi yeni bir planlama ile yola devam ediyor. Hı. Şimdi burada. Hükümet planı programı belli. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimine karışmıyor. Hı -hı. Karışmıyor kendisi söyledi. Ben ellemiyorum, karışmıyorum. E, kendileri yapıyorlar, ediyorlar ve iyi de yapıyorlar dedi. Hı -hı. Peki geriye ne kalıyor? Geriye yerel seçimler, son kaybedilmiş İstanbul, Ankara iki büyük şehir ve AK Parti'nin 25 yıl yöneterek Hı -hı. devrettiği Cumhuriyet Halk Partisine devrettiği yerler. Peki bu iki yerde iki isim kim? Bir yerde Mansur Yavaş herhalde adaylığı yüzde yüzdür. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu on adaylığı da yüzde yüzdür. Şimdi Hülya Ökenek şöyle düşün. Bu kadar ağır ve ciddi yerel yönetim sürecinde belediye başkanlıkları döneminde Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen iki isme karşı AK Partili adaylar yarışacak. AK Parti ilk kez 21-22 yıl sonra ilk kez karşısındaki adayın adayın ...popüleritesinin altında daha popüler isimlerle ya da daha altında isimlerle yarışa başlayacak. Nereden biliyorsun? E çünkü... Ay nereden biliyorsun E çünkü ki şuradan biliyorum. Ay nereden yani tartışan, mesela... Tartışılan isimlerden biliyorum. Mesela şöyle tartışılan isimler üzerinden mi yola çıkalım? Yoksa, yoksa bu isimlerin bu kadar kendince popüler olması... Yani durumunda bile hala tartışılıyor olması beraberinde sürpriz bir adayı getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz. Mesela sürpriz aday bugün Türkiye'de... İsim üstüne ben mesela de, durmayalım ama mesela burada İstanbul'da ve Ankara'da belki çok daha sürpriz bir isimle oyun bozulmaya Şöyle, çalışılıyor. Po, bak, po, Bu kadar süredir po, tartışılıyor. Popüler sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Ben de özellikle. Evet şunun için son yerel seçimde İstanbul'da İmamoğlunun karşısındaki aday kimdi Binali Yıldırım bugün AK Parti'de Binali Yıldırım'ın Parti içerisindeki konumu durumu o dönemki durumu konumu bunun daha üstünde daha yukarıda bir aday çıkma şansı var mı yok öyle bir isim yok Şimdi İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkarırsa çıkarsın AK Parti, ben kamuoyundaki tartışmalar, popülarite Türk siyasetinde hani bir yerde bir, bir yerde tartışılan isim anlamında söylüyorum. Yani o o albeni açısından söylüyorum. AK Parti bunu 21 22 yıldır ilk kez yaşayacak. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına kim çıkarsa çıksın Mansur Yavaş diye bir isimle yani epey ciddi, artık bir yere gelmiş bir isimle yarışacak. Bu anlamda AK Parti'nin kendine göre küçük bir dezavantajı var. Ama önünde de şöyle büyük bir avantajı var. Türkiye'yi 5 yıl daha yönetecek bir cumhurbaşkanı var. Yani seçim almış AK Parti merkezi hükümeti kurmuş. Merkezi hükümetin sahibi, bakanlarıyla, cumhurbaşkanıyla hani kendine bir cumhur ittifakı e, bileşenleri içerisinde sağlıklı bir yer edinmiş ve Türkiye'nin önündeki 5 yılı yönetmeye e, aday değil yönetmek için garantili oturan bir cumhurbaşkanı var. Evet. Şimdi bu cumhurbaşkanının partisi yerel seçime girecek. E, bu da büyük bir avantaj. Yani AK Parti için bu da büyük bir avantaj. Bir dakika. En ne büyük demek avantajı istiyorsun? bu. Ne yani demek istiyorsun? olursa olsun aslında Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi yarış şeyle evet. mi olacak. Evet. Diyorsun. evet. Yani Evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanıyla. Evet. Aynen öyle iman. olacak. Ne oluyor? Aynen Maman. öyle olacak. Aynen öyle olacak. Yani. Niye? Bir önceki. Mesela seç... niye? Mesela neden? Yani. E onu çünkü. Söyle. şunu Çünkü orada isim olarak ya aday adayı ya da aday olarak resmi anlamda olmasa bile ama biz Cumhurbaşkanlığı. ...adaylığı mevzusunda, altılı masa çevresinde... Hayır. ...hep İmamoğlu'nun adını konuştuğumuz Şu... için mi diyorsun? Hayır, yani popülarite hayır, açısından hayır, mı diyorsun? Hayır, hayır. Şunun için. Şunun için. Son seçimde e, Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen isimlerden biri kimdi? En ağırlıklı olanı kimdi? İmamoğlu'ydu. Öyle değil mi? Hı hı. Şimdi İmamoğlu aday olmadı. Kemal Bey adaydı, o sayfa kapandı. Hı hı. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu, İstanbul merkezli söylüyorum. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu bir yerel seçimde... AK Parti'nin adayıyla yarışırken aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi belki de son Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir provası gibi. Yani ben aday olsaydım bu şöyle sonuçlanabilir, dinin de görüleceği bir yerel seçim bu. Anlatabildim mi? Onun için diyor. Çok yüklenecektir o zaman. Tabii diyorsun. Diyorsun. çok yüklenecek. Ya argüman olarak çok yüklenecekler, paydaşlık olarak çok yüklenecekler tırnak içinde diğer partilerle o Bakın bir şey o söyleyeyim mi? De... Şurada Tayyip Bey'e desinler ki evet. Anadolu'da 10 tane belediye şehirleri sayabilirsiniz. Fark etmez. Şuraya 10 tane belediye yazın. Şuraya İstanbul'u yazın. Evet. Böyle bir seçme şansı olsa. Anadolu'da 10 şehir belediye başkanlığı ve bu tarafta İstanbul. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum ki Tayyip Bey İstanbul'u seçer. Çünkü e o zaman ağırlığı çok fazla. Tayyip Bey'in e, e, yani o zaman AK Parti'nde Tayyip Tayyip Bey'in de Cumhur İttifakı'nda İstanbul'u kaybetmek gibi bir lüksü olmadığı için bunu sen diyorsun. İnanılmaz bu, yüklenecek. Tamam. Bu durumda e, bu yüklenme sadece argüman politik olarak değil isim olarak da olacak. İsim. Ben de o yüzden diyorum ki tartışılan isimler hala tartışılıyorsa belki başka bir plan var. Başka bir plan, e, başka bir plan olup, olup ama şöyle de Onu bir şey var. Onu da en iyi nasıl iyi Ama seçime seçime de artık yavaş yavaş vakit yaklaşıyor, Hı -hı. zaman daralıyor. Yani bunların bu tartışılan isimlerin <laughs> dışında bir isim Türkiye'nin adını duyunca kabul edebileceği, İstanbul'un adını duyunca kabul edeceği bir isim değilse o da Ak Parti için bir handikapa yol açabilir. Kısaca şu: Ak Partinin ikinci bir şansı yok. Yani İstanbul'u kendileri adına söylüyorum. Ya almak zorundalar, ya almak zorundalar. Hmm. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bu kadar büyük tartışmalardan, o hukuki süreçler, bir sürü bir sürü bir sürü aklımızda kalan o hikayelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İstanbul il teşkilatını değiştirdikten sonra. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında yaşanan bence büyük değişikliğin ardından İmamoğlu İstanbul'da da seçimi alırsa İmamoğlu kendi siyasi başkanlığı yapar evet. mı? Evet, kendi mı? seçime kadar yapar. Seçimden sonra? Alırsa hayır hayır seçimden sonra tamam. yapar. yapar. Ben ben öteki, Ö öteki seçimi, seçimi diyor. Evet. Tamam. İmamoğlu kendi yolunu bak kendi yolunu Cumhuriyet Halk Partisi adına Hı -hı. böyle sonuna kadar açmış olur. Açar. 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 Evet, tamam. Bu şartlarda seçimi bir daha alırsa İstanbul'da İmamoğlu'nun siyasi geleceği ülkenin cumhurbaşkanlığına kadar da gider. Önünü açar yani. Tamam. Onu söyleyeyim. Evet. Onun için Tayyip Bey hem AK Parti'nin %35'e düşen son seçimdeki Hı -hı. oyunu tekrar toparlamak hem yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere diğer yerleri alarak bir tek kendisi için değil. Ben girince seçim alıyorum da benim partimde bir düşüş var. Dolayısıyla ben AK Parti'yi bir yere kaldırmam endişesi yükleme yapacak. Çok aşırı derecede yükleme yapacak. Çok aşırı derecede bu yerel seçimle uğraşacak Tayyip Bey. Çok fazla ilgilenecek diye düşünüyorum. Evet.